sırada gazete manşetleri var. İlk olarak bugün gazetesine bakalım. Bugünün sür manşetindeki haberle başlayalım gazete turumuza. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kez daha sordu. Ey Amerika kimin müttefikisin diyor. Bugün sür manşetinde bugün gazetesi. Amerika'ya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ne PKK'yı ne de PYD'yi ne de YPG'yi bize tanıtabilirsiniz. Bu nasıl ortaklık dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara hitap eden Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Erdoğan, biz PYD terör örgütüdür diyoruz. Amerika hayır, onları terör örgütü olarak görmüyoruz diyor. Ey Amerika kaç kere söyledim siz bizimle beraber misiniz yoksa terör örgütleri PYD ve YPG ile mi berabersiniz diye konuştu. Detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının detaylarını da iç sayfalarda sunuyor okurlarına bugün gazetesi. Bugünün manşetindeki haberle devam edelim. Görülmemiş olay FETÖ'cüler hastane kaçırdı. Özlem Berdi Bey'in özel haberi bu haber. Ankara'daki hastaneyi boşaltan örgütün bu cihazlarla iki ilde hastane kuracağı belirlendi. Fethullahçı terör örgütüne milyonlarca lira gelir sağlayan 25 hastanenin SGK ile olan anlaşmaları iptal edildi. Bunun üzerine Ankara Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi'ndeki tıbbi cihazları kaçıran FETÖ, şehir ve Erzurum'da sahte hastaneler kurmak için harekete geçti diyor haberde. Bugün gazetesinde ana sayfada yer verilen bir başka haber iki özel harekat polisinin elinde Türk bayrağı, arkalarında ise bir yazı "Seni seviyoruz" uzun adam yazıyor. Sevgiyi duvara yazdılar başlığıyla sunuyor bu haberi okurlarına bugün. Güneydoğu'da görev yapan iki özel harekat polisinin sosyal medyada paylaştıkları bir resim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok duygulandırdı. Konuşmasında konuya değinen Erdoğan, "Ben de o polislerimizi, askerlerimizi ve korucularımızı alından, gözlerinden öpüyorum." dedi. Gazetenin sayfalarında yazan habere göre. Milletle devam edelim bugünün ardından. Milletin bugünkü manşetine bakıyoruz ilk olarak Erdoğan'dan ABD ve Avrupa'nın PYD Suriye ikiyüzlüğüne sert tepki ilkeli olun başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PYD'ye terör örgütü demeyen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne dürüstlük çağrısı diyor gazete. Avrupa ülkelerinin bir kısmı uzun süre PKK ve DHKPC gibi örgütleri müsamaha gösterdi, kaynak aktardı. Avrupa hala aynı hatayı aynı şekilde ısrarla sürdürüyor. Bu iş akreple kurbağanın hikayesi gibidir. O akrep mutlaka bir gün onları da sokacaktır. Onun karakteri böyledir. Düşmanımın düşmanı dostumdur basitliği. Müttefikliğe yakışmaz Suriye'de yapılan işin adı işte budur. İlkeli olun diye seslenmişti dün Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla bir araya gelişinde. Ve Millet gazetesi de bu haberi manşetine taşıyor ve yine milletin ana sayfasında bir başka başlık iki yüzlük yapıyorlar başlığı Davutoğlu Avrupa Birliği'nin Suriye'de samimiyetsiz davrandığını kaydetti. Muhaliflere yönelik bilinçli bir etnik temizlik yürütüldüğünü söyleyen Başbakan Davutoğlu Rusya'nın bombardımanına dur diyemeyenlerin Rusya'ya yeter artık diyemeyenlerin dönüp Türkiye'ye sınırlarını aç demelerini iki yüzlük olarak görüyorum dedi. Yine milletin ana sayfasında yer verilen bir başka başlığa da bakalım. Sağ alt köşede Savaş gemilerimiz Türkiye için hazır. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın muhalifleri bombalaması çözümü baltalıyor ve NATO hava sahası da olan Türk hava sahasını ihlal ediyor. Türkiye'nin güvenliği için Akdeniz ve Karadeniz'de savaş gemileri hazır diye konuştu diyor gazete detaylarını da iç sayfalarında sunuyor. Hürriyetle devam edelim milletin ardından. Ankara Washington buz gibi manşetini kullanıyor Hürriyet bugün. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin dış işlerine çağrılmasının ardından Washington PYD'yi terör örgütü görmüyoruz sözünü tekrarladı. Erdoğan da ey Amerika diye seslenip şu sert mesajları verdi. Üç başlık şeklinde sunuyor gazete bu haberi. Amerika'ya bu nasıl ortaklık dedi. Avrupa'ya niye dışlıyorsun diye seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletlerine de Dalga mı geçiyorsun sorusunu yöneltiyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla toplantısında gerçekleştirdiği toplantıda söylemişti bu sözleri. Hürriyet gazetesi de manşetine taşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini. Ve yine haberin içinde bir kutucuk şeklinde sunuluyor. Önce saraya, sonra Arınça. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam yemekte 11. Cumhurbaşkanı Gülü ağırlayıp 3 saat görüştü. Abdullah Gül dün akşamda son dönemdeki çıkışlarıyla dikkat çeken Bülent Arınç'ın evindeki yemeğe katıldı. Yemekte eski bakanlar Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin ve Nihat Ergün'ün de yer aldığı öğrenildi diyor gazete. Hürriyet'in ardından sabah gazetesiyle devam ediyoruz. CHP'li vekiller ihanete ortak manşetini kullanıyor sabah. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisinin milletvekilleri terör örgütünün en büyük hayali olan bölgeyi uluslararası müdahaleyi açma projesine destek vererek daha büyük bir ihanete ortak oluyor dedi. Ana muhalefetin temsilcileri yurt dışına gidiyor. Ne diyorlar? PYD, YPG terör örgütü değil. Bu ifadeyi kullananlar bu terör örgütlerinin avukatları durumundalar diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika'ya da PYD-YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyor. Ey Amerika bizimle mi berabersiniz yoksa bu terör örgütleriyle mi diye sormuştu. Dün Cum e muhtarlar toplantısında muhtarlarla buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri sabah gazetesi ana sayfasına taşıyor. ve Bir de şehit cenazesinin fotoğrafı var. Ben Kürt'üm ve şehit babasıyım başlığıyla başlığı sunuluyor bu haberde okurlarına. Diyarbakır ve Şırnak'ta şehit düşen biri yüzbaşı dört asker ve iki polisle bombalı saldırı kurbanı iki memur memleketlerinde gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cizre'de şehit olan Ervedat Vedat Dolançay Van'ın Sayar ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreninde şehidin babası Vezir Dolançay ben Kürt oğlu Kürt'üm ve şehit babasıyım şehidime kurban olayım dedi diyor Sabah gazetesi bugünkü ana sayfasında. Akşama geçelim. Akşamın bugünkü manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlar buluşmasında sarf ettiği sözleri içeriyor. "Ey Amerika, o akrep gelir sizi de sokar." başlığını kullanıyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kez daha sert çıktı. "Karşımızda susuyorlar. Gıyabımızda biz PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz." diyorlar. Bu nasıl anlayıştır?" diyor. PKK ile PYD'nin, YPG'nin bir farkı var mı ey Amerika? Size kaç kere söyledim. Bizimle beraber misiniz? Yoksa terör örgütü PYD ile mi? Ama bu akrep bir gün sizi de sokacaktır. Düşmanımın düşmanı dostumdur basitliği, müttefikliğe yakışmaz demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20. Muhtarlarla buluşma toplantısında. Ve yine akşamın ana sayfasında yer verilen bir başka haberle devam edelim. Musat ihbarıyla Erdoğan'a kumpas başlığını aktarıyoruz şimdi de. Savcılığın tespitlerine göre kumpas soruşturma... 7 Şubat krizinden sonra Mossad'dan gelen bir ihbarla Ankara Temp Şube bünyesinde start aldı. Erdoğan'ın ev sahibi Faruk Koca terör kapsamında 24 saat izlenirken MİT Müsteşarı Hakan Fidan adım adım takip edildi. Başbakanlığı döneminde Erdoğan'ın Keçiören'deki evini soruşturma kılıfıyla takibi alan 26 şüpheli hakkında da gözaltı kararı alındı. Yine gözaltına alınan 10 kişi arasında Merkez Valisi Ahmet Pek de var diyor Akşam Gazetesi. Postayla devam edelim şimdi de. Postanın bugünkü manşetinde yer alan başlık şans, kader, kısmet diyor. Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda dün 30 bin öğretmenin ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kura çekildi. 30 bin kişilik kadro için 121 bin 233 başvuru vardı. Kura'da adı çıkanlar sevinçten çığlıklar attı. Çünkü birçoğu yıllardır atama bekliyordu. Türkiye'de halen atanmayı bekleyen 400 bin öğretmen var. 4 kişilik aile için açlık sınırının 1447, yoksulluk sınırının 4714 lira olduğu Türkiye'de göreve ilk başlayan öğretmen 2300 lira maaş alıyor. Türkiye'de çalışma çağındaki her 4 gençten biri ise iş bulamıyor diyor Posta gazetesi. Milliyet var sırada. Milliyet'in manşeti Bavul Bavul Aylan parası oluyor. İşte Türkiye ziyareti öncesi Merkel'in bilgisine sunulan göçmen kaçakçılarına yönelik dalga operasyonunun para trafiği delilleri diyor gazete. Tolga Şarda'nın özel haberini manşetine taşıyor. Türk Alman polisi tarafından 20 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen dalga operasyonunda insan kaçakçılarının bavullarla taşıdığı para trafiği görüntülendi. Berlin'den nüklü miktarda parayla İstanbul'a gelen Suriye uyruklu Ekavi adlı Kurye'nin örgüt lideri Doktor Kod adlı Ahmet S. ile Aksaray'daki park kafede buluşması dosyanın ana delilleri arasında bulunuyor. Milliyet'in ulaştığı operasyonun özel görüntü ve bilgilerinde göçmen kaçakçılığını organize ettiği öne sürülen Ebu Alkassam Kod adlı Jamah İstanbul Hatay'a gidişleri, örgütün göçmenleri yurt dışına çıkarmak için yaptıkları hazırlıklar, İstanbul Aksaray ve sade yöresinde kullanılan kafeler, lokantalar ve bazı işhanlarındaki yazaneler de yer alıyor diyor. Manşetinde yer alan haberde. Haber Türk'le devam edelim. Haber Türk'ün bugünkü ana sayfasında yer verilen büyük puntolarla duyurulan manşeti 100 bin aileye iş başlığı oluyor. Yeni süreçte Doğu ve Güneydoğu'da özellikle gençlerden 100 bin kişiye iş verecek diyor. Gazete detaylarına bakalım. Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı birlik, huzur ve demokrasi sürecinde ekonomik canlanma, hayatın normalleşmesi, devlet vatandaş bağının güçlenmesi yer alıyor. Bölge gençlerine kamuda istihdam planın en önemli ayaklarından. Genç işsizliğinin azalması için özel sektör değil devlet eliyle çalışılacak. Pozitif ayrımcılık uygulanacak. 100 bin kişiye iş için gerekirse yasa çıkacak. Belediyelere bırakılmayacak gençler çevre içinde çalışılacak diyor. Habertürk ana sayfasına yer verdiği haberde. Milli Gazete ile devam edelim şimdi de. Milli Gazete'nin bugünkü manşetinde yer alan habere bakalım. Az kazanan çok, çok kazanan az ödeyecek diyor Milli Gazete. Meclise görüşmeleri devam eden 541 milyar liralık 2016 bütçesinin vergiler yoluyla toplanan 460 milyar liranın %90'ını işçi, memur, emekli, asgari, ücretli gibi tüketici kesim ödeyecek. Az kazanan milyonlarca çalışan 424 milyar vergi öderken çok kazanan patronlar 37 milyar ödeyecek. KDV, ÖTV, MTV, harç gibi dolaylı vergilerde Türkiye dünya rekoru kırmış durumda. Bütçedeki bu adaletsiz vergi düzeni Deli Dumrul vergisi yolda esprilerine yol açtı diyor Milli Gazete. Dünyanın ana sayfasına da bakalım. Dünya Gazetesi'nin bugün ana sayfasında manşete taşıdığı haber et fiyatları ile ilgili. Besi yatırımları dibe vurdu, et zamma doymadı. Geçen yıl et üretimi için besicilik amaçlı toplamı 12.4 milyon lira tutan sadece 4 küçük yatırım için teşvik belgesi alındı. Tarım Bakanlığı'nı müdahale zorunda bırakan et fiyatlarındaki hızlı yükselişte hayvancılık yatırımcılarındaki dramatik yatırımlarındaki dramatik düşüşün etkisi büyük. Toplam yatırımlar içinde tarım yatırımları, tarım yatırımları içinde hayvancılık yatırımları Hayvancılık yatırımları içinde et üretimine yönelik besicilik yatırımlarının parayı payı sürekli düşüyor. Teşvik verilerine göre tarım yatırımlarının toplam içindeki payı 2011-2015 arasında %2.7'den %0.7'ye düştü. Bu düşüşte etin zamlanmasında etkili olduğu diyor Dünya Gazetesi. Türkiye'ye bakalım şimdi de. Türkiye'nin bugün manşet haberi Erdoğan'dan Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler'e tepki. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? başlığı oluyor. ABD yetkilisi PYD terör örgütü değil diyor. Ey Amerika, bizimle mi berabersin yoksa bu terör örgütüyle mi? Birleşmiş Milletler'e de şöyle seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kapıdakileri alın diyor. Sen ne işe yarıyorsun? O kadar insanı evimize biz aldık ya. Siz ne aldınız diye soruyordu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla buluşmasında. Yine Türkiye'nin ana sayfasına yer verilen bir başka haber. 9 saat böyle beklemiş diyor. Bir mültecinin kurtarılış öyküsüydü. Pelen Hüseyin adlı mülteciydi o. Denizin ortasında teknenin burnunda kala kalmış ve 9 saat böyle bekledi diyor Türkiye. Star gazetesiyle devam edelim. Star'ın bugünkü manşeti ilk adım PYD devleti. Asıl hedef Türkiye başlığı oluyor. ABD Rusya ittifakının desteklediği PKK PYD terör örgütü kırmızı çizgi Azez Celalus hattına ilerliyor plan. Suriye'de bahara kadar PYD devleti kurup sonrasında tüm güçleriyle Türkiye'ye saldırmak diyor. Detaylarını iç sayfalarda aktarıyor okurlarına. Yeni Şafak'la devam edelim şimdi de. Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti karşımızda susuyorlar başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini açıklayan ABD'lilere tepkisini sürdürdü. Bu nasıl ortaklık? Defalarca anlatmamıza rağmen karşımıza susuyor, gıyabımızda biz böyle bakmıyoruz bunlara diyorlar. Bu nasıl bir anlayış diyor Yeni Şafak'ın manşetinde yer verdiği haberde. Yeni Şafak'ta logonun üst kısmındaki bir haberde bakalım. İran 3500 Filistinli öldürdü diyor. Yeni Şafak ve detaylarını iç sayfalarda sunuyor. Vatana bakalım. Vatan'ın bugünkü manşet haberi bizimle misin? PYD ile mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20. Muhtarlar Buluşması'nda dile getirdiği sözlere ait bu manşet haberi. Güneş'in manşetine bakıyoruz. Güneş de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği 20. Muhtarlar Buluşması'ndaki sözlerine yer veriyor. Erdoğan ABD'ye resti çekti. Ey Amerika bu nasıl ortaklık dedi. Detaylarını iç sayfalarda sunuyor okurlarına Güneş. Takvimin ana sayfasında da yine aynı haberi görmek mümkün. Takvim logosunun altında. Ey Amerika kimden yanasın diye seslenmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün muhtarlar toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer veriyor takvim gazetesi ana sayfasında. Akit'le devam edelim. Akit Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini sür manşetine taşıyor. Manşetinde ise Türkiye güvenli liman başlığını görüyoruz. Hollanda'da yatırımcılarla bir araya gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu çevresindeki jeopolitik zorluklara rağmen Türkiye'nin güçlü ve dinamik ekonomisi istikrarlı siyasi yapısıyla güvenli bir liman olduğunu belirterek yatırımcıları Türkiye'ye davet etti diyor. Yeni Akit gazetesi bugünkü ana sayfasında. manşetini aktarmıştık. Sür manşette yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer veriyor. Suriye bizim iç güvenliğimiz diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlarla buluşmasına ilişkin detaylara yer veriyor Yeni Akit gazetesi.